Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına yardımlar çığ gibi büyürken kampanya Meclis Genel Kurulu'nda polemik konusu oldu. Muhalefetin eleştirilerine AK Parti'den yanıt geldi. Biz bize yeteriz Türkiye. Cumhurbaşkanı bu sloganla başlatmıştı. Mecliste polemik konusu oldu. İktidarla muhalefet milli dayanışma kampanyası nedeniyle bir kez daha ters düştü. Pamuk eller cebe, size bir IBAN numarası gönderiyoruz diyorsunuz. Hani IMF'ye borç para veriyoruz diye övünen devlet. Hani Suriyelilere 40 milyar dolar harcadı, 40 milyar daha harcarız diyen devlet. Bu aslında devletin asla aciziyeti falan değil, tam aksine devlet millet kaynaşmasının iyi bir örneği olarak ortaya kondu. Salgın hastalık nedeniyle mağdur olan dar gelirlilere destek amacıyla başlatılmıştı kampanya. Daha ilk günden büyük ilgi görmüştü. Trump kişi başına 2000 dolar para dağıtıyor. Macron İbran topluyor vatandaşından. Sayın Erdoğan da vatandaşına, fakir fukaraya sanki para vermiş gibi iman dağıtıyor. Bu kampanyayı sanki sadece Türkiye'de var, dünyada yokmuş gibi lanse etmek doğru olmadı kanaatindeyim. Kampanyaya bir eleştiri de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Anlı şanlı isimleri bağış yaptı diye yayınladılar. Herkes bilsin ki onlar bağışın tamamını vergiden düşecek. Böylece fatura yine garibana çıkacak dedi CHP lideri. Bilir ki vatandaş dara düştü mü, çare diye bağırdı mı gelecek bir devleti vardır. Onu bilmesi lazım. Bu süreçte birçok iş adamımız, birçok işçimiz, birçok muhtarımız ısrarla yardım kampanyası yapın diye teklifte bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı ise fetva verdi. Zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir denildi. Bir defa da iyi yapmışsınız deyin. Bir defa da milletimizle beraber omuz omuza ne güzel deyin. Bunlar yanlış şeyler değil.